Endişeyle planlanan bir gelecek kesinlikle endişeli bir gelecek getiriyor. Evet. Yani neyle, hangi duyguyla planlarsan, umutla planlarsan umutlu bir gelecek inşa ediyorsun. Yani muzaffer bir gelecek planlarsan zafer kazanıyorsun. Bu böyle bir şey. Yani ben görüyorum mesela birçok insanın birlikteliği çevremde, özellikle yani şimdiye kadar yaşadığım çevrelerde güvenlik amaçlı. Yani bir başımızı sokacak bir evimiz, ailemiz olsun. Şöyle bir ha bir düzeni, ha bir bana Yaşlanırsan baksın. Ve gerçekten yaşlanınca çekilmez oluyorlar onlar. Çünkü hep bu endişeyle inşa ettikleri bir hayat var. Ama işte bunun ilacı her zaman anlatıyoruz ya. Şimdi şu an burası. Yani burada ne yaptığının, geleceği yarattığını anlamadığın zaman şimdiyi bırakıp gelecekle uğraşıyorsun ve o duygu tamamen geleceğini inşa ediyor. Halbuki bu anın lezzetiyle adım atarak gittiğin yer seni kendisine benzer bir yere götürür, başka bir yere götürmez. Yani bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Özellikle de bu kontrol freak çağda yani ve herkesin böyle her şeyi denetleyebildiğini zannettiği zamanda korona gelene kadar en azından ben çok zorlanıyordum anlatmam. Ama şimdi korona gelince gençler daha hızlı anlamaya başladı. Evet lan hakikaten fani dünyaymış falan diye. E öyle yani. Sonuçta bir şey gelir, bir tekme vurur. Ölüm de böyle geliyor işte. Sen o güvenli geleceği kurmaya çalışırken biri ya da her ikisi zak diye giderse ne yapacağım? Bu planın bir yerinde var mı? Aa zinhar. Öyle bir şey. Allah uzun ömür versin. Versin de vermezse ne olacak? Yani ondan sonra hayat boyu üstünden atamadığım bir keder, tutamadığım bir yas, devamlı bir isyan. Yani hayatının geri kalanını darmadağın ettiğim şey. Ölümün beklenmedik bir şey olarak kurgulanması da aynı derecede sıkıntılı. Ama ölüm hadi baş etmesi çok özel bir durum. E bunun yokluğu var, ekonomik krizi var, hastalığı, ustalığı var, her şeyi var. Yani hastalıkta ve sağlıkta birlikte olacağız bilmem ne diye yemin etmek yetmiyor. Onu yaşamak için şu anı, şimdiyi doğru hikayeyle kurgulamak. Bu kısım en çok gözden kaçan kısım. Benim hayatımda en çok gözden kaçırdığım kısım. Ya geçmişe takılırsın, ya geleceğe takılırsın, ya andaki soruna odaklanırsın. Ya soruna değil, biraz da keyfe odaklan. Andaki hikayenin gerçekleşmesine odaklan. Bunu biz çok yapamıyoruz. Yani insan olarak en zor kısmımız bu. Söylediğini destekleyeceğim kesinlikle. Mesela 20'li yaşlarda şimdi evlerine hemen herkese anlatmaya çalışıyorsun. Çok tuhafsıyarak bakıyor. Yani mümkünse mesela evden para alarak ev kurmayın. Bırak yoklukla kurun. Tabii ki. Yani Aynen. kendiniz kurun kendi hayatınız. Belki 2 sene onu kurmakla ilgili vakit geçiriyor olacaksın ama senin hayatın olacak. Abi 3-4 ay tencerede çay demlemiştik. Çok zevkliydi ya. Ya Çaydanlık yoktu mesela. ya Danimarka'ya gideceğiz diye öyle bir sorunumuz vardı. ya işte bak yani hayatı böyle kurgulayınca gerçekten Evet. anlatılacak bir hikayeye sahip Tabii. oluyorsun. Başlangıcında ev kuracağım, evlerden para alalım dediğinde kurduğun hikaye geçmişle alakalı. Babamdan para istedim, verdi vermedi, az verdi, çok verdi, yatak odası eksik oldu, bilmem ne oldu. Bu senin yaşamının Ya da hikayesi. çıkıp bir eşi diyor ki zaten sen onu da babandan para aldığında yaptıydın. Hala Yaptırdık. bir baltaya sap olamadın falan. O muhabbet oraya taşınıyor yani netice itibariyle. Ve yani background'daki oluşturduğun öykü böyle oluyor ve bu vasat bir öykü yani kötü bir öykü. Halbuki sıfırdan camlara gazete örttük de 2 ay böyle geçirdik, perdeyi de şöyle aldıydık. Bu muhteşem bir öykü. Yani hayata başlama açısından da gerçekten lezzetli ve bu bir yokluk öyküsü değil. Tabii bunun yokluk öyküsü olmadığını anlamak için bir 35'inden sonraya varmak E tabii gerekiyor. ki. Bunun aslında hayatta varlık öyküsü bu. Yani hani var olduğunla alakalı, sen kendin bir şey yaptığınla alakalı bir öykü. Ama ne yazık ki mesela duyuramadığım kulaklardan bir Ya tanesi. aklıma gene ikinci baskı olacak. Daha önce bölümde anlattım hatırlıyorum ama izlememiş olanlar vardır. Can Barslan'ın Leman dergisinde bir köşesi vardır ya onun çizimlerini şey, Hayne Lotökkeş'i Ökkeş'i falan yapan arkadaş. Onun mesela gerçek hayattan alınmıştır diye bir hikayesi var. Bir bakkal dükkanı çizmiş. Çok güzel. Adam biri giriyor. Bir paket sigara istiyor. Bir para veriyor. Adam parayı alıyor. Bozuk yok muydu diyor. Hayır yoktu diyor. Çırağa veriyor parayı. Diyor ki git bunu bozdur. Çocuk bozdurmaya gidiyor. O sırada dükkana yeni bir adam geliyor. İşte bir şey istiyor. Pirinç falan. Parasını veriyor. Adam bozuk para veriyor. Aa diyor bozuk geldi. Adama parasının üstünü veriyor. Adam çıkıyor. Tam o sırada çocuk giriyor. Usta parayı bozdurdum diye. Neyse diyor ben verdim diyor. Koy onu kasaya diyor. Çocuk kasaya koyuyor. Son kare bu. Ve Can Barsan diyor ki hayat böyledir. Pek ilginç bir şey olmaz zaten hayatta diye. Yani 1,5 sayfa boyunca bu seriyi okuyorsun. Ve netice itibariyle gerçekten hayat böyle aslında. Yani biz onu zorluklar ve beklenmedik şeylerle anlamlandırıyoruz aslında. Ve o çizmeye değer olmuyor işte. Bunun komik olan tarafı çizmeye değmeyecek bir şey. Bizi uğraştırdı mesela bu kadar süre. Ama gerçek hayatta dediğin o zorlukları göğüsleme, kaos Güzel yaratma. kafaymış Tabii bu. kaos yaratma esas hayatı anlatmaya değer kılan şey. Hiç böyle bir hikaye izliyor musun Bunu sinemaya anlatma gittin? açısından da, bağlam açısından da güzelmiş Tabii bence. tabii. Hiç yani sinemaya gittiğinde böyle hep olan şeyler olsa bu ne biçim filmdi abi dersin yani. Ona. Kapının kolu koptu bildiğin.
sessiz kapıyı açmaya çalışırken oldu değil mi? Çekim sırasında işte böyle. Hayatta kaos bu. Yemin ediyorum kapının kolu koptu. Bu kısmı kesme o zaman. Yani adam sessizce kapıyı açacağım dedi. Bu arada Kral Sami'den bahsediyoruz. Kapının kolu elinde kaldı. İşte şu anda anlatacak bir hikayemiz var. Eğer Sami normal kapıdan çıksaydı sen bu gıcırtılı sesi kesecektin ve orası anlatılmamış olacak. Ya Rabbim bu güzel örnek için teşekkür ediyorum. İşte sistemi de bize... İstemez açıklamaya da böyle girdi. Kapının kolunu kırıldığı bölüm. Evet, Ozan altına yaz. The bölüm dedi kapının kolu has been broken. Kapıyı açmak istersiniz ama bazen elinizde kalır hocam. Vay! Man, man! Bu bugünlerde ama böyle ben sana söyleyeyim. Bugünlerde bir akara girdi. E tabi son feci bisiklet uzun süre konsere çıkmazsa basçısı da böyle terennüm etmeye başlıyor oturdu ya. Olur, normaldir yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim.